Peki Yunus Bey, şimdi biraz önce Sayın Okur dedi ki biz de data elde ediyoruz ve burada yola çıkarken şeffaf olarak bunu yapmak istedik. Burada hani bizim bildiğimiz bir veri madenciliği vardır ama sizin terminolojinizde pazarlama otomasyonu kullanıldığını biliyoruz. Bu otomasyon nasıl kullanılıyor? Bu bilgiler nasıl elde ediliyor? Ya da şunu çok merak ediyorum ben. Eminim merak edenler de vardır. Şeffaf evet ama kişinin bilgisi dahilinde mi? Kişi her an test edildiğini, duygularının, işte hareketlerinin, arkadaşlık ilişkilerinin buna göre kendisine reklamlar geldiğini platformda bunu denemek ister misin dediğini biliyor mu? Ya da bu yönde ilerliyor mu? Bu nasıl sağlanıyor? Zor bir soru yani. Biz çıkalım. çek. Topla. Cevabını 5 milyonda bulamadığını belirtiyor büyük bir platform. Şimdi Türkiye'de 2008'de bir tane araştırmayı hatırladım siz böyle deyince. Türkiye'nin en ünlü tekstil markalarından bir marka ismi söyler misinizin içine Ülker girdi 2007. Yani tüketici zihni biraz karışık hakikaten, doğru. Bu veri araştırması konusu da beyana dayalı bilgilerin tamamı, ki beyanla alıyoruz biz bu bilgiyi çoğu zaman. Davranışla da ölçümleyebildiğimiz alanları var. Beyana dayalı bilgilerin tamamında bir sapma karşımıza çıkıyor. Ülker'i nasıl soktu oraya konusunu da detaylı olarak Nielsen'den ben dinlemeyi çok arzu ediyordum. Dinledim de sonrasında. Bizden bir öncekinde araştırmacılar vardı. Burada evet. Varsa onu sorabilir. Burada bütün çözümlemeleri şöyle bir modelle gerçekleştirmeye çalışıyoruz biz. Öncelikle bir terapi aşaması oluyor. Bu terapi birbirini anlama dinleme ve bu anlama dinlemeyi içselleştirme kısmı. Terapiyi yapmadan çözüm bulmaya çalıştığınız şeyleri içselleştiremediğinizi çoğu markada görüyoruz biz. Özellikle markalara danışmanlık verdiğimiz sürede ve süreçte işimizin büyük bir kısmını terapiye ayırıyoruz. Bu terapi hem üst düzey yönetici hem en alt tabakadaki, en alt düzeydeki, sahadaki, belki yöneticisini hayatında hiç görmeyen birine kadar genişleyebiliyor şeyimizde, sürecimizde. Oradan aldığımız veriyi bir gözden geçiriyor, sonra sektör ve pazar analizlerinin insight'larıyla örtüştürmeye çalışıyoruz. Bunu teknik olarak çok sizin işleriniz kadar robotik, teknolojik bir modelde yaptığımızı iddia etmiyorum hiçbir zaman. Çünkü bizzat sahadan yüz yüze ölçümlemelerde o yüzündeki ifadeden bize verdiği duygudan da almaya çalıştığımız şeyler oluyor. Ama bir fokus grupta şu başımıza geliyor. Bizim sonuna kadar inandığımız fakat fokus gruba sokup bunu test ettiğimiz birçok fikrin de çöp olduğunu görüyoruz. Müşteride bir etki yaratmadığını, bazı fokus gruplarda da sonuna kadar inandığımız fakat müşteride hiçbir etki yaratmayacağı konusunda bize beyan verdikleri, işlerle ilgili verdikleri beyanların yanlış olduğunu da gördüğümüz çok oldu. Bu yüzden veriyi işleme kısmı aslında veriden çok daha önemli. İşlediğiniz veriden ne yapacağınız da artık hani teknik, estetik ya da stratejik konulardan bir yerlere vardırıyoruz. Ben öncelikle o terapi süreçlerinin teknolojik de olsa, yüz yüze de olsa, yönetici de olsa, üst düzey, alt düzey hiç fark etmez. O terapi süreçlerinin günümüzde çok çok önemli olduğunu hissediyorum. Çünkü algılar, imajlar, tutumlar, izlenimler, davranışlar bunlar bizzat karşımıza çıktığı kadar şeffaf ve net değil. Orada muazzam bir flu zemin var. Sonrasındaki kısımlarda inovatif bir dokunuş mümkün olabiliyor zaten. Bu inovasyon zaman zaman teknolojiyle, zaman zaman kreativiteyle, zaman zaman tüketici deneyim alanlarına kattığınız bir farkındalıkla. Son zamanlarda o kadar çok girişimci marka geliyor ki, bir tane örnek vereyim. Ünlü bir kahve markasının franchise'ı yazılıyor. Çok uzun zamanlarda yapmış. Fakat sistemi ve tekniği öğrendiğini iddia ederek kendi marka kurmaya, marka icat etmeye, bir şubeleşme durumuna gitmek istediğini söylüyor. İyi güzel, öğrendiğine emin olduğumuzda sürece dahil oluyoruz. Emin olmadığımızda süreci geliştirmeye çalışıyoruz. Fakat bakıyoruz ki rol model aldığı şeyin sadece kendi dünyası ve çapındaki kısmına hakim. O büyük veriyi okuma, kahvenin nereden tedarik edildiği kısmını ve proseslerin hiçbirini bilmiyor aslında. Müşteriye bizzat bir önceki markadaki mimariyi sunarak bir şey yapmanın başarılı olacağına
inanmış, inandırmış kendini. Denenmiş üzerinden gidiyor yani. Denenmiş üzerinden gidiyor. Yeni bir yol yok. Kendisi gibi 300 tane başka bir marka var. Biz burada konuşurken batan bir sürü girişim olmuştur belki. Ya da başarılı olan bir fark yaratan. Bunlarla ilgili yanlış yollar ya da denenmiş yollar ya da ezber modeller gibi şeyleri artık bırakarak iyi, özgün, güzel, güncel başka bir şeyler bulmanın vakti geldi bence. Ki buradaki bütün modeller de sektörünü lead eden güzel, ilginç işler gerçekleştiren ve bundan sonra yaptıklarının çok daha ötesinde başka işler gerçekleştirme potansiyeli olan markalar. Hep dijital sunumumuzda o geldi aklıma. Biz ne zaman bu masaları terk edip bu koltukları bırakacağız ve artık müşteri ne zaman bizle muhatap olmayı kesecek? Çünkü her şey muazzam bir teknolojikleşiyor ve insanın devreden çıktığı noktaya doğru gidiyoruz aslında. Yani sonumuza fitil ateşliyoruz gibi geliyor bana. Çoğu iş öyle. Bakalım nasıl yoğuracağız burayı, ben çok merak ediyorum. Özellikle konvansiyonel bütün işleri sizleri tenzih ederek söylüyorum. Sizlerdeki başarıları örnek alıp fakat sizlerdeki başarının arka planını görmeden girişen ve konvansiyonel kafa aklıyla bu işleri beceremeyip batan o kadar çok vaka var ki siz karşılaşmıyorsunuz muhtemelen ama Yok dönüp gider, hiç bakmaz. O akademi o yüzden o kadar önemli ki, çok önemsedim. Ben görmeyi ve kimlerin katıldığını da şey yapmayı çok arzu ederim. Bunun teknik olarak muazzam kullandığımız şöyle bir yöntemi varı ben söyleyemiyorum maalesef. Sabah Yelda Hanım'a dünya markası olmak için bir beyin fırtınası yapar mısınız sorusunun cevabına yemin ediyorum ben de bilmiyorum dedi ya. Yani onun gibi bir şey. Standart sapması bol bir süreç içerisinde devamlı geliyor gidiyoruz ama teknik olarak okunan kim neye tıkladı, nereden ne etki yarattı, satın aldı mı almadı mı, peşinde ne kadar gitti o banner. Buradaki veri çok kıymetli. Hangi veriyi hangi müşteriye nasıl sunacağımız kısmında da bir çözüm herhalde yine şimdi çok önemli bilgiler verdiniz.